Evet arkadaşlar merhaba. 6 Ekim 2022 Perşembe günü yabancı yarışlarda tekrar Wild'deyiz. Wild'de haftada hemen hemen iki tane koşu oluyor bu aralar. Evet Wild'de Güney Afrika'da bugün bu 7 koşulu programı hemen değerlendirdik arkadaşlar. Sizinle paylaşalım. Bu arada 3'te 3 gidiyoruz. Durbanville'de şu anda ben 24 saat evvelden biliyorsunuz bu videolar olduğu için. Onu da takip ediyorum bir taraftan. 3'te 3 gidiyoruz. İlk iki ayakta premium kuponlarda ilk iki ayakta gayet yüksek ganyanlar geldi. 10-10'la bir de öteki de 6 mıydı 5 miydi? Evet arkadaşlar birinci koşu 13-10'da başlıyor. Yedili Plesen'in ilk ayağı Maiden dişilere ait. 3 kır İngilizler 2000 metre çim piste çıkacaklar. 12 tane safkan var. Burada 1 numaralı Brazilian Storm, Milan Geni bunların hepsi apprentice bu arada. 2 numaralı Ideal Future, Kobo. 4 numaralı Batık, Dlouhu. Bunlar tabii bir tık daha önde gözüküyor. Onu söyleyeyim. Özellikle bu 4 numara. Yani. Diğerleri biraz, yani bu biraz soru işareti. 8 numara Twice in Camden. Ama 4 numara kesinlikle yazılmaz lazım bu Batık. Ve 9 numara Sessi, Gwing Ziva ile Wing Visa. Wing Visa, evet. 1, 2, 4, 9. Burası 4 tane at mutlaka yazılmalı. Hele ikili oynarsanız bu 4 atın ikisi gelir diye düşünüyoruz yani açıkçası. İkililer için. Evet, ikinci koşuyla beraber arkadaşlar altılı ganyan başlıyor. Maiden, 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Vaal Hipodromu'nda bir adet, iki adet ekürlerimiz de var. Burada 7 numaralı Desert Fox arkadaşlar. Desert Fox alternatif banko. Bugün bol bol bankomuz, alternatif bankomuz var arkadaşlar. İstediğiniz gibi yararlanın. Rast gelsin diyelim. Burada bu 7 numaralı Desert Fox Stridom'la önde. Yalnız tabi bu Stridom böyle rahat böyle yarış favori kazandıracak bir jockey değil hani. Zaten öyle bir şey olsa banko olurdu bu. Burada özellikle 9 numaralı Munchkin Craig Zeki ile 10 numaralı Noble Kingdom Ryan Munger'le 1 numaralı Norton Tune Khan'la burada şans arayacaklar. Daha da öteye geçerseniz iki tane daha otomatikman bu ekürleri yazmanız lazım. 8 ve 11'i baz alabilirsiniz. Hatta bana göre 8 ve 14 numaralı siyah ekürler bir tık daha ön planda. Ama 11 ve 13 numaralı kırmızı ekürleri de dileyenler yazsın. Biz yazmayacağız ama siz yazabilirsiniz. Belki premium kuponda ilave edebiliriz onları. AGF oranları önemli. Boşuna at yazmak istemiyoruz çünkü. 7 alternatif banko 19-1 ve listeye bağlı olarak da ekürler arkadaşlar. 2 tane ekürü. 3. koşu Maiden dişi 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Yine böyle çok fazla at var. İlk kez koşacak olan at var. 14 tane at var. Burada yine bir alternatif bankomuz var. Dileyenler bunu yararlanabilir. 4 malı Back to the Future. Evet burada Muzi Yeni ile Michael G. Fox muydu? Back to the Future 4 numara alternatif banko. 3 numaralı Wolf. JP Vandermeer ve ikilisi 2 numaralı arkadaşlar. Agia Sofia. Evet bizim bildiğimiz Agia Sofia'nın burada onların kendi yazılışı bu. Agia Sofia. Yani Ayasofya'nın Agia Sofya diye yazılışı bu. Sosibo. Bu. 1 numaralı Gaetana Ransburg'la 10 numaralı Reni ve Ekürsi 8 numaralı Lady Crusade, Craig Zeki ve Masuya. Bak bunu yana yazacaksınız. Bunlar ön planlı. Kırmızılar biraz daha ön planlı bana göre. 6 numaralı Constitutional Hill, Kan. Bu Kan'a bugün bir tane yarış yazabilirsiniz. Çok iyi atlara biniyor bu Kan. Han aslında. Kan neydi değil mi? Han. Okunuş. 12 numaralı Storm Dominator, Calvin Habibi 14 numaralı United We Stand, Ryan Munger'le. Evet. Bu da 9'uncu falan yapmış ama bu Ryan Munger böyle İrlanda orijinli bir safkana biniyor. Çok da şey bozmamışlar bunu. By Count to Bistengül İngiliz. İngiliz yani sonuçta. Ağırlık İngiliz. 14. 4 alternatif banko. Back to the Future. Michael G. Fox. 3, 2, 1, 10, 8 ekürüler. 6, 12 ve 14 kırmızı ekürler 14 ve 4 özellikle burada ön plana çıkan bana göre safkanlar dikkat arkadaşlar.
Dördüncü koşu handikap 3 yaşlı İngilizler 1700 metreye çıkacaklar. Burada bir bankomuz var. Yani sonuçta burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bir numaralı Sosibo bu grubun üstünde normal şartlar altında. Eğer Sosibo'nun düşeceğine inanıyorsanız bu bir de hiç karışma yapmamış. SAF yok bakın burada. SAF yok. SAF South Africa'nın kısaltılmışı. Hani burada hani Güney Afrika'da G Af biz yazmıyoruz. Gaf yazmıyorlar bizim ya. South Africa diyor. Yani İngilizce kullanıyorlar. Önemli değil. Yani bu safkanın bunları geçmesi lazım. Ama eğer ola ki bu safkan bunları geçmezse o zaman burada parmağınızı koyun. Gözünüzü kapatın. Herhangi bir hatta gelir. Yani hepsi ya bir ya hepsi. Biz bir numara burada tek olarak alıyoruz veya hepsi diyoruz arkadaşlar. Evet, 5. koşu şartlı dişi 3 yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada da ikinci bankomuz geliyor. 5 numaralı Antigua Knight. Hadi. Tam okuyalım. Calvin Habib'le burada banko. Yalnız burada iki tane rakibi var bunun. Onu söyleyeyim size. 3 numara ve 6 numara. Eğer bunu tek atmazsanız, çünkü alternatif bankolarımız da var. Burada 3 ve 6 direkt devreye girebilir. Hatta 2 numaralı bile, arkadaşlar 2 numara bile devreye girebilir. Çok dikkat buraya. Ama biz bunu banko atacağız. Şu an bankomuzda bizim. Video kuponumuz da bankoda yani. 6. koşudayız. Handicap 3 yukarı İngilizler. 1000 metre çim piste çıkacaklar. Evet, günün zor koşularından bir tanesi 5 numaralı Spielberg Muzi Yeni ile ilk atımız bu üçüncü binicini alır mı? Alır yani iki tane aldığına göre. 1 numaralı Samuel Salt, Calvin Habib 2 numaralı Twice as Splendid, Braver 4 numaralı Epic Dream, Ryan Munger 8 numaralı Stormy Seas, Simons ve 3 numaralı Bronco Blitz Strigon. 5, 1, 2, 4, 8, 3 diyoruz. Yani tam 6 at veriyoruz, 10 at 6 veriyoruz ama mümkün mertebe burada arkadaşlar H işaretini kullanmaya çalışalım. Burada çünkü çok ters bir at da gelebilir. Arada büyük fark yok buradaki kaliteler, onu söyleyeyim. Bu ayakta vermediğimiz bir at da gelirse şaşırmamak lazım. 7. kuvve son koşulu şartlı 3 yukarı İngilizler 2000 metre çim pistteyiz. Arkadaşlar burada Ban Ha Bridge, Matsunyane ile Banko. Evet, burada bununla Banko veriyoruz 3 numarayı. Ama eğer burada tekrar ediyorum varsa burada da bir kafanızda soru işareti bu atla ilgili. Bu da saf Amerikan at. Arkadaşlar Flower Alley. Herhangi bir saf şeyi yok, SAF. Gördüğünüz gibi yok. Burada mesela saf var. Burada saf var. Yani bunu anlamışsınızdır artık saf var ama burada mesela bu 3'te yok bu. 3 bu grubun normalde bir tık üstünde bu 1 oldu ama yine birinci olacağını düşünüyoruz. Biz ve banko atlıyoruz. Aksi takdirde burada bütün atların geliri var arkadaşlar. Yani bu işin maalesef gerçeği bu. Hiç bunun bir süpermencilik daima aynı şeyi söylüyorum. Hep süpermencilik oynamanın anlamı yok yani burada. 3 numara veya hepsi. Bakın 5. koşuda da 5 numara, pardon özür dilerim, 1 numara veya hepsiydi. Evet. Bu 4. koşuda özür dilerim burada. Burada da 1 numara veya hepsiydi 4. koşuda. Aynı şekilde burada 7. koşuda da 3 numara veya hepsi diyoruz. Evet. Arkadaşlar Vaal ile ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Vaal Hipodromu da oynayacak, koşacak bu yarışlarla ilgili tahminlerimizin sonuna geldik. Bugün tabii ki Belmont var arkadaşlar ve Saint Cloud var. Saint Cloud'la da ilgili videomuzu izleyebilirsiniz. Belmont Park'la ilgili de arkadaşlar premium üyelik gerekiyor. Onunla ilgili de sizleri premium üyeliğe davet ediyoruz. Evet, güzel bir şablonumuz var Belmont'la ilgili de. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Tüm üyelerimize ve bizi izleyenlere bol şans diliyoruz arkadaşlar. Bakalım Durbanvil'de ne olacak? Görüşmek üzere. Hoşça kalın.